Yayınlar, bilim, kültür ve oyun videoları için ikinci kanalım İnanistan'ı takip etmeyi unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Selamlar dostlar. Witcher Easter Egg'lerinin sanata bakan kısımlarında buluştuğumuz detaylar serisinin yeni videosuyla birlikteyiz. Bugün yine tarihin tozlu sayfalarına ve Witcher'ın arkasındaki dehaya ışık tutacağız. Üçüncü oyunda müzayede alanında bize sorulan soruyla birlikte karşımıza çıkan Spice Merchant yani Baharat Tüccarı adlı eser arkasında tatlı göndermeleri barındırıyor. Aslında bunların en büyüğü tabii ki resme ilk baktığımız anda inci küpeli kızla olan benzerliği, hatta direkt inci küpeli kız göndermesi olması. Fakat resmin bir erkek olması ve Witcher aleminde Fander adı taşıyan bir ressam tarafından yapılmış olması bizi başka bir noktaya da itiyor. Hatırlarsanız bu video serisine ilk başladığım zaman Kanlı Boron ve eşinin resmedildiği tablodan bahsetmiştim ve tablonun aslında Arnolfini'nin evlenmesi tablosuna gönderme olduğunu söylemiştim. Şimdi Van Eyck'in resmettiği bu tabloya geri gideceğiz. Çünkü Witcher yapımcılarının çok çok arka plana sakladığı bir detayı ortaya çıkaracağız. Hollandalı ressam Van Eyck'in bir başka tablosu olan banyodaki kadınlar birçok konuda Arnolfini'nin evlenmesiyle karşılaştırılır. İki tabloda da dış bükey ayna kullanılmıştır ve bu resme olağan dışı bir zenginlik katmıştır. Bir nevi ressama tablo içinde daha geniş bir alan sunmuş bu da o döneme renk katmıştır birebir benzeyen bu tablonun Witcher alemiyle Baharat Tüccarı tablosuyla olan ilişkisine gelecek olursak bu tabloyu resmettiği söylenen Van der Noop, bizim dünyamızdaki Cornelis Van der Geest'ten başkası değildir. Antwerp şehrinde baharat tüccarı olarak tanınan bu adam dönemin sanat dünyasına büyük katkılar sağlamış ve epey de resme sahip olmuş. Van der Geest'in sahip olduğu eserlerden biri ise tahmin etmişsinizdir ki Jan van Eyck'in banyodaki kadınlar resmidir. Tabii Witcher tek bir taşla çok kuş vurmayı sevdiğinden Fander Geist'in adını değiştirip Fander Nop yapmış, mesleği olan baharat tüccarlığını bırakmış ve yine Hollandalı bir ressam olan Vermeer'in inci küpeli kızını da ekleyerek ortaya karma bir eser çıkarmış. Şimdi biraz da inci küpeli kız resminin özelliklerinden bahsedelim ve sanatın ortasına adım atalım. İnci küpeli kız kuzeyin Mona Lisa'sı olarak anılacak kadar ün sahibidir ve 2006'da Hollandalılar bu tabloyu Hollanda'nın en güzel tablosu olarak seçmişlerdi. Adamların en güzel tablo gibi anketleri var. Bizim gibi Recep Tayyip Erdoğan mı kazanır yoksa Ekrem İmamoğlu mu diye sıkıntıları yok tabi. Üzerinde herhangi bir tarihe rastlanmayan bu resimdeki kızın hayal ürünü bir karakter olmadığı ressam Vermeer'in bir yakını yahut kızı olduğu düşünülmektedir. Yağlı boyayla yapılmış bu tablonun yıllar içinde deforme olması ona ayrı bir hava katmış ve belki de bu kadar ünlü olmasına sebep olmuştur. Yine fanekler rastlayacağımız gibi inci küpeyi kullanarak dış bükeyi alan zenginliği sağlanmış, böylelikle resmin odak noktası inci olmuştur. Tabii yıllar içinde kızın kulağındaki küpenin inci olup olmadığı konusunda tartışmalar çıkmış. Bu tartışmaya astrofizikçiler dahi katılmış ve inci dediğin bu kadar büyük olmaz, olsa olsa cilalı kalaydır bu diyerek itirazlarını dile getirmişler. Fakat tam olarak ortada bir kanıt olmadığından teoriler havada kalmış. İnci küpeli kızın küpesi inci midir? Kız kimdir bilinmez. Tarihin bu önemli parçası epey uzun süre bizimle birlikte kalacağı benziyor. Videoyu ise tarihi bir soru sorarak bitirmek istiyorum. Dijital sanatlar ömür ve ulaşım avantajı nedeniyle eski tip sanatın önünü keser mi? Keserse bu kaç yıl içinde gerçekleşir? Evet dostlar varsa fikriniz gece bize bekleriz diyor ve klasik kapanışımıza geçiyoruz. Kanada maddi olarak destek veren üyelerimize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.